Malpraktis aslında bütün iş sahipleri, sanat sahipleri için çıkmış bir kavramdır. Yani bir terzinin de malpraktisi vardır. Bir mühendisin de yaptığı iş hatalıysa malpraktisi vardır. Bir hakimin, savcının da bir malpraktisi vardır. Bir boyacının da malpraktisi vardır. Bütün meslek sahiplerinin tıbbi uygulama hatası var. Veya tıbbi demeyelim, uygulama hatasından doğan, karşı tarafın zarar görebileceği bir eylem vardır ki biz buna genel anlamıyla malpraktis diyoruz. Ama malpraktis her nedense sadece ve sadece ülkemizde hekimler için uygulanmaktadır. Hekim bir hastasını tedavi ederken orada hastasının görebileceği, istemeden görebileceği bir zarar hekime rücu etmektedir. Oysa ileri ülkelerde bunlar komplikasyon adı altında. Yani dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın bu işlem, bunun şu kadar oranda bir hastanın zarar görme olasılığı normaldir denen bir uygulama vardır. Komplikasyondur bizde tabiri bunun. Oysa bunların komplikasyonlarının da bir kısmı malpraktis davası içerisine bilinmeden karıştırılmaktadır. Artık hekim her hasta kendisine geldiğinde acaba bu hasta hakkında hasta iyileşmezse veya durumu daha kötü olursa bana da bir dava açılır mı sorusuyla kafasında hastayı tedavi etmek zorunda kalmaktadır. Ve hastadan ürkmektedir, korkmaktadır. Eğer bu şekilde giderse biz artık bu malpraktis davaları, ki malpraktis davaları bir hekim 300 sene çalışsa, bütün maaşını toplasa o malpraktis davasının bedelini yine de ödeyemiyor. Öyle davalar var. Artık bütün hekimler şunu düşünmektedir. Biz bu malpraktis davalarından kurtulmak için daha tıbbi kötü sonuç doğurmayan branşlara mı yönelelim? Ki öyle oluyor. Son 20 senede bütün çalışkan hekimler, yani çalışkan dediğim okulda, sınıfta, tıp fakültesinde en yüksek derece alan hekimler malpraktisi hemen hemen hiç olmayan branşlara. Nedir bunlar? Cildiye, fizik tedavi, radyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi hemen hemen hiç malpraktisi olmayan, yani bir davası olmayan branşlara yönelmektedirler. Peki sınıfın, daha tembel demeyeyim ama, daha az çalışan hekimleri nerelere yönelmektedirler? Neden? Çünkü onların puanları kimse gitmediği için neredeyse sıfıra yakın düşmekte ve oralara da daha az çalışan hekimler gitmektedirler. Fakat son zamanlarda artık bu da değişmeye başladı. Bu önemli birimlere artık bu hekimler de gitmemeye başladı. Bu sefer bu branşlar boş kalmaya başladı. Yani gelecekte ciddi vakaları ameliyat edebilecek, ciddi vakaları tedavi edebilecek hekim o branşlarda bulamayabiliriz. Böyle bir tehlike var. Bunun için malpraktis yasasının hekimin üzerinden sorumluluğu alarak kapsamlı bir sigorta sistemiyle tamamen sigortanın üzerine devredilmesi, hekim buna ödediği parayla bu sigorta bunu çok rahatlıkla karşılaması gerekmektedir. Ama öyle olmamaktadır. Sigortanın kapsadığı ücret 10 liraysa hekime 100 liralık malpraktis davaları açılabilmektedir. İşte bu nedenden dolayı da hekimler bu malpraktis davalarında özellikle daha hafif branşlara, daha malpraktisi olmayan branşlara gitmeyi tercih etmekte ve bu ciddi branşlar artık tıp fakülteleri ihtisaslarında neredeyse boş kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla malpraktiste de geniş kapsayıcı bir sigorta anlayışı beklenmektedir. Bunu da kanun koyucularımızdan arz ediyoruz.